Efendim, merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Ekim ayında hem aylık hem de yıllık bazda hız kesti. Yıllık enflasyon 3 ayın ardından ilk kez yavaşladı. Zam şampiyonuysa çocuk giyim ürünleri oldu. Enflasyon zaten bayağı bir arttı. Herkes mutsuz bu durumdan yani. Gerçekten çok yüksek. Yani şu an kiralara falan baktığımızda asgari ücretli bir kişinin ev geçindirmesi imkansız. Beklentiler artış yönündeydi ama Ekim ayında enflasyon hız kesti. Enflasyon rakamları açıklandı. Eylül ayına göre Ekim'de enflasyon bir miktar geriledi. Ekim ayında enflasyon %3,43 olurken yıllık bazda da enflasyon %61,36 oldu. Markete gidiyorsunuz, bir hafta önce aldığınız şey aynı şey alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz, haftalık artıyor. Sizin geliriniz haftalık artıyor mu? Ekim ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu. Elimizdeki mevcut ürünlerde şu an bir zam yok ama kışlık ürünler yeni yeni gelmeye başlıyor. Geçen seneye göre %100 civarında zamlı. Ekim ayında zam şampiyonu %22,43'lük artışla çocuk giyim ürünlerinde oldu. Bakın, bu takım eski sezondan kalma. Fiyatı ise 149 lira. Bu da yeni bir takım, yeni sezona ait fiyatı 339 lira. Daha zor olduğu için de işçiler çok ucuz çalışmıyorlar, dikenler. Küçük parça olunca çünkü dikmesi daha zor. Aylık bazda fiyatı en çok düşenlerse hava yolu taşımacılığı ve sebze meyve fiyatları oldu. Herkes kafasına göre satıyor, alıyor. Fakat arada üretici ve tüketici zararını çekiyor. Yıllık bazda en yüksek artışsa %94,12 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Yine yemek yiyebiliyoruz ama fazla. Lükse kaçamıyoruz. Yani döner ekmekten üstüne çıkamıyoruz. Öyle söyleyeyim. Döner mi et, döner mi? Tavuk tabii ki de.